merhaba arkadaşlar. İntegral 1'in ikinci testine devam ediyorum. İfadesini eşittiği için demiş. İntegral alma işlemi sonra türev alma işlemi yaptığına göre integral ile türev birbirlerini sıfırlayacak. Geriye bu ifadenin kendisi kalacak. E üzeri 2x eksi 1. Burada ifademiz yok. Şimdi en son integral yapıp sonra en son türev aldığı için o zaman sabitimiz de olmayacak. Ve cevabımız direkt bu gelecektir. Yani cevabımız buradan B şıkkı oldu. İkinci sorumuzda yine aynı şekilde bu ifadenin integralini alıp sonra türevini aldığı için yine integral ile türev birbirini götürdü. Geriye fx ifadesi kaldı. Bu taraftaki işlemde fx tek başına kaldı. G karşı tarafta hiçbir işlem yapmadık zaten. Aynısını yazıyorum. Buradan fx değerini bulmuş olduk. Bizden f2'yi istemiş. X yerine 2 yazdım. Cevabımız 5 geldi. Üçüncü sorumuzda f türev ve f'in kendisi verilmiş ve f2 isteniyor. Şimdi f'in türevin denklemi var. F'e ulaşmak için f türevini her iki tarafın bu denklemde her iki tarafın integralini alırsam eğer f'in türevinin integralini aldığımız zaman o zaman fonksiyonun kendisine geri dönecektir. Dolayısıyla fx kalacak burada. Bu ifadenin de integralini almamız lazım. Bunun integralini alırken de ne diyorum? 4 çarpı x kare bölü 2 eksi 2x artı c geldi. Sadeleştirdiğimiz zaman 2x kare eksi 2x artı c. Şimdi bize f1 değerinin 11 olduğunu söylemiş. O zaman fonksiyonun kendisinde x yerine 1 yazıyorum. Artı c'nin 11'e eşit olduğunu söylüyor. Bunlar gitti. Buradan da c sabitinin 11 olduğunu bulmuş olduk. Fonksiyonumuzun halini yazalım o zaman tam haline. Buradan 2x kare eksi 2x c'yi de bulduk. Onu da 11 olarak yazdım. f2 değerini istiyor bizden. X yerine 2 yazıyorum. Buradan 4 artı 11'den de cevabımız 15 geldi. Yine aynı şekilde bir soru verilmiş. Yine türevinin türevinin denklemi verilmiş. Fonksiyonun kendisi isteniyor. Dolayısıyla yine her iki tarafın integralini alıyorum. Türevinin integralini aldığımızda fonksiyonun kendisine geri dönmek demekti. Bu ifadenin integralini aldığımız zaman 1'in integralinden de x geldi artı c. Sadeleştirelim. Fx değerini bulduk. Şimdi f-1 istemiş biz. f-1'in değerini vermiş bize. X yerine -1 yazdım. Buradan 1 geldi. -1 artı c'nin 7'ye eşit olduğunu söylüyor. Buradan c değerimiz de 8 oldu. Buna göre fonksiyonumuzu tekrar yazıyorum. Artı x. C yerine de 8 yazıyoruz. Bizden f1 değerini istiyor. X yerine 1 yazdım. Artı 8. Buradan da cevabımız 11 geldi. Beşinci sorumuzda ifadesi verilmiş ve fx hangisine eşittir demiş. Şimdi fx fonksiyonu integralini aldığında cevap bu. Biz fx'in kendisini istiyoruz. Yani bu integralden kurtulmamız lazım. Hiç fx'in integralini almamak için burada her iki tarafın türevini alalım. Yani d bölü dx'ini aldığımız zaman burasını aynı şekilde bu tarafında d bölü dx dedim. Her iki tarafında türevini aldım. Eşitlik bozulmaz. Türevini aldığımız zaman integralin türevini aldığımız zaman integral ile türev birbirini götürdü ve fx tek başına kaldı burada. En son türev alındığı için de c sabiti yok. Eşittiri burada da aynı şekilde türev alıyorum. 4x küpün türevinden 12x kare artı 6x artı 2'nin de türevinden 0 oldu. Fx fonksiyonumuz bu. O zaman nedir? 12x kare artı 6x olarak gelecektir. C sabitinin olması mümkün değil. Şıklarda verilmiş ama c sabiti integral alındığı zaman gelir. Biz en son türev aldığımız için 12x kare artı 6x olarak gelecektir cevap. Altıncı sorumuzda ikinci türev ve birinci türev ile ilgili bilgiler verilmiş. F0 sorulmuş. Şimdi ikinci türevden birinci türeve ulaşabilmek için bu ifadenin her iki tarafın integralini alacağım. F'in ikinci türevin integralini aldığım zaman ikinci türevden bir tane geriye gittiğim zaman f'in birinci türevine ulaşmış oldum. Burasının aynı şekilde integralini aldığımız zaman 72 çarpı x kare bölü 2 artı 12 çarpı x artı c geldi. Sadeleştirme işlemlerimizi yapalım. Buna göre bize birinci türevde x yerine 1 yazdığımız zaman cevabın 48 olduğunu söylemiş. O zaman bu denklemde x yerine 1 yazıyorum. Ve cevap 48'miş. Burası zaten 48 olduğuna göre o zaman c değerimiz 0 geldi. Şimdi fonksiyonun birinci türevini yazalım o zaman. 12x şeklinde birinci türev denklemimiz var. Bizim fonksiyonun kendisine ulaşmamız lazım. O zaman türevinde tekrar her iki tarafın integralini alırsam türevin bir integralini aldığım zaman fonksiyonun kendisine geri döndü demektir. Yani fx oldu.
Burada aynı şekilde integral aldığım zaman 36 çarpı x küp bölü 3 artı 12 x kare bölü 2 artı yine bir sabit geldi. Ona da d diyelim. Şimdi fonksiyonun kendisine de x yerine 1 yazdığımız zaman cevap 16'ymış. Buradaki sadeleştirmeleri de yazalım. Buna göre fx fonksiyonunda x yerine 1 yazıyorum. 12x küp vardı, x yerine 1 yazdık, 12 geldi. 6x kareden x yerine 1 yazdık, 6 artı d eşittir 16. Burasını topladığımız zaman 18, karşı tarafa atarsak d değerimiz eksi 2 oldu. Buna göre fx fonksiyonumuz, burası 12x küp gelmişti. Burası 6x kare, d yerine de eksi 2 yazdık. Dolayısıyla fx fonksiyonumuz bu. X yerine 0 yazmamız istendiği için f0 değerimiz burası 0, burası 0'dan eksi 2 olarak geldi. 7. sorumuzda f(x)2 değeri istenmiş. Şimdi fx fonksiyonu içeride var ama bunun integralinden bahsedilmiş. Bize integral lazım değil, fonksiyon direkt kendisi gerekiyor. Dolayısıyla her iki tarafın burada türevini alırsak, burasında türevini aldım. Aynı şekilde bunun da türevini aldım. İntegralin türevini aldığım zaman integral ile türev birbirini götürdü ve geriye içerideki bu ifade kaldı. Fx eksi x olarak en son türev aldığımız için bir c sabitimiz yok. Eşittir 2x artı 5'in de türevini aldığımız zaman da buradan 2 geldi sadece 2x'ten. Buna göre fx ifadesini tek başına bırakalım. X'i karşı tarafa attım. X artı 2 oldu. Bizden f eksi 2 değerini istemiş. X yerine eksi 2 yazmamız isteniyor. Eksi 2 artı 2'den de cevabımız 0 oldu. 8. sorumuzda yine aynı işlem. Bizden yine fx istenmiş. O zaman bu ifadenin integrali almanın hiçbir anlamı yok. Her iki tarafın türevini alıyorum. İntegralin türevini aldığımız zaman türev ile integral birbirini götürdü. En son türev aldık. Dolayısıyla içerideki ifade sadece geldi. C sabit de olmadı. Eşittir bu ifadenin de türevini alacağım. Bunu da şöyle yazabiliriz. X artı 1 bölü x'i x bölü x artı 1 bölü x yazarsam 1 artı 1 bölü x'in türevini almam gerekiyor. Dolayısıyla 1'in türevi 0, 1 bölü x'in türevi de eksi 1 bölü x karedir. Fx'i tek başına bırakıyorum. Eksi 1 bölü x küp olarak geldi. Bize de zaten fx fonksiyonu sorduğu için cevabımız e oldu. 9. soruda fx fonksiyonu verilmiş, f türev fonksiyonu istenmiş. Şimdi o zaman bu fonksiyonun türevini isteniyorsa her iki tarafın türevini alıyorum. Burasını aynı şekilde türevini aldım. D yani f'in türevini aldığımız zaman direkt burası f türev x geldi. Aynı şekilde bunun integralin türevini aldıysam integral ile türev birbirini götürdü ve içerideki ifade kaldı. 2x artı 7. En son türev alma işlemi yaptığımız için artı c'si gelmedi. Dolayısıyla f türev fonksiyonumuz 2x artı 7 olduğuna göre x yerine 2 yazdım. 4 artı 7'den de cevabımız 11 geldi. 10. sorumuzda fx fonksiyonu olmak üzere fx fonksiyonu x eşittir eksi 1 noktasında teğet olan doğrunun eğimi. Yani fx fonksiyonun teğet olan doğrudan bahsettiğine göre türevinde x eşittir eksi 1'in değerini sorulmuş bize. Buna göre bize türev değeri lazım. Her iki tarafın türevini alıyorum. Şöyle de gösterebiliriz türevi. Türevini aldığımız zaman f türev x oldu. İntegralin türevini aldığım için türevle integral birbirini götürdü. Ve içerideki ifade kaldı. 3x kare artı 2x. Türevinde x yerine eksi 1 yazılması istenmiş. Buradan 3 eksi 2'den de cevabımız 1 oldu. 11. sorumuzda yine fx isteniyor. Fx içeride olduğuna göre o zaman bizim bu integralden kurtulmamız lazım. Yine aynı şekilde her iki tarafın türevini alıyorum. Türevi, integralin türevini aldıysak türevli integral gitti ve içerideki ifade kaldı yine. X kare artı 1 eşittir. Buradaki ifadenin türevini aldığımız zaman 2x geldi. Fx'i tek başına bırakmak için x kare artı 1'i 2x ile çarparak sağ tarafa yazıyorum. 2x küp artı 2x değeri. Fx fonksiyonu istemişti. Cevabımız c şıkkı oldu. 12. sorumuzda fx fonksiyonunun ekstrem noktaların apsisler toplamını istemiş. Ekstrem noktası dediğimiz fx fonksiyonunun ekstremini istediği için türevinde cevabın 0 olmasını istiyorum. Yani f türev fonksiyonunun köklerini istiyorum aslında. Buna göre f türev fonksiyonu istiyorsak bu ifadenin her iki tarafının türevini alıyorum. F türev x eşittir. İntegralin türevini aldığım için bunlar götürdü. Geriye 3x kare eksi 6x eksi 1 kaldı. Türevinde 0 olmasını istemiştik. Eşittir 0 dedim. F türev x'i 0 yapan değerler yani x'in apsisler toplamı derken kökler toplamını istiyor bizden. Kökler toplamı denklemimiz zaten ikinci dereceden denklemimiz var. Direkt kökler toplamından gidebiliriz o zaman. Hiç burada kökleri bulmaya çalışmayalım. Kuralımız neydi? Eksi b bölü a yani x'in kat sayısının eksilisi olduğu için artı 6 geldi. Bölü a, a değerimiz de 3. Dolayısıyla buradan apsisler toplamı
2 oldu. 13. sorumuzda ifadesi olduğuna göre gx fonksiyonun yerel minimum noktalarının apsisi kaçtır? Şimdi yerel minimum demiş ama biz yine sonuçta yerel maksimum ya da yerel minimum olarak yani ekstrem noktalarını bulabilmek için öncelikle türevinin sıfır olduğu noktalara bakıp bulacağız. Dolayısıyla fonksiyonun türevini bulabilmek için her iki tarafın türevini aldım. Buradan g türev x geldi. İntegralin türevini aldığımız için bunlar birbirini götürdü. İçerideki ifadenin kendisi kaldı. Bu ifadenin sıfır olmasını istiyoruz. Şimdi bize minimum apsisini istediği için o zaman o kökü bulmamız lazım. Çünkü minimum da olabilir, maksimum da olabilir kökler. Dolayısıyla kökler toplamı gibi biraz öncekindeki gibi söylemediği için tek tek kökleri bulmamız lazım. Bu ifade o zaman çarpanlarını ayırmaya deneyelim. Mesela x küp ile x karede x kare parantezini alsak x eksi 1. Burada eksi parantezini alsam x eksi 1 eşittir 0. X eksi 1'ler ortak, ortak parantezi alıyorum. Buradan x kare eksi 1 eşittir 0 değerimiz geldi. Buradan köklerimiz 1 olabilir. Buradan da nedir? 1 ve eksi 1'dir. Dolayısıyla tablo yaptığımız zaman eksi 1 ve 1 var ve 1 çift katlı kök. 2 tane 1 geldi. Çift katlı olarak yazdım. Artı ile başlıyorum. Çift katlı olduğu için artı ile devam ettim. Burası eksi oldu. Dolayısıyla burası azalan, burası artan, burası artan. O zaman yerel minimum noktası nedir? Eksi 1 noktası olacaktır. Apsisi eksi 1'dir deriz. 14. sorumuzda fx fonksiyonun yerel minimum değeri. Yani yine aynı şekilde f türev fonksiyonunun sıfır yapan kökleri bulmamız lazım bunun için. F türeve ulaşmak için ifadenin türevini alıyorum yine. Türevini aldığımız zaman integralden kurtulduk. Fx bölü x geldi. Eşittir burada türev aldığımız zaman. Eksi 12 geldi. Üçler de sadeleşti. Fx'i tek başına bırakırsak bu x'i karşı tarafa gönderiyorum. X küp eksi 12x oldu. F'in türevini istediğim için bu ifadenin bir de türevini alacağım tekrar. Eksi 12. Ve türevini sıfıra eşitliyorum. Türevini sıfıra eşitlediğimdeki kökleri bulalım. Sadeleştirdiğimiz zaman x kare 4 ise x değerimiz 2 ya da eksi 2'dir. Şimdi tablomuzu bulalım ki minimum noktası hangisi ona karar verelim. Artı ile başladı. Eksi artı, artan, azalan ve artan. Bize yerel minimum değeri lazım. Öncelikle yerel minimum noktasını buluyorum. Yerel minimum noktası 2'ymiş. Bunu fonksiyonda yerine yazdığımız zaman da yerel minimum değerini buluruz. O zaman fonksiyonumuz şuradaydı. Fonksiyonumuzda yerel minimum noktasını yerine yazıyorum. Buradan 8 eksi 24'ten yerel minimum değerimiz eksi 16 gelmiş oldu.